Arkadaşlar merhaba. Birinci soru. La yekadul amut tırasiyyu yebdavu hatta yeğudu tullabu le camiatihim. Yekadu yaklaşma fiillerinden, mukarebe fiillerinden bir tanesidir. Haberi muzari fiilli fiil cümlesi sonra gelir. Burada yekadu muzari kip kullanır. Hatta'dan sonra da muzari kip gelirse Er ermez şu eylemi yapar anlamını verir. Mazi gelirse bu olur olmaz şunu yaptı anlamını verir. Yani eğitim öğretim yılı biter bitmez öğrenciler üniversitelerine dönerler. Efendim. Eğitim öğretim yılı yerine ders yılı denilebilir. Ders yılı başlar başlamaz öğrenciler üniversiteler, üniversitelerine dönerler. Bu çok uygun bir çeviri ama diğerlerine de bakmak lazım. Ders ile başladığında bu ifade yok. Başladığında ifadesi yok. Dönmüşler yok. Ders ile başlayacağı zaman öğrenciler üniversitelerine dönecekler. Genelde geniş, geniş zaman ekiyle tercüme ederiz. Ders ile başlar başlamaz. E, tamam olur. Öğrenciler fakültelerine e, dönerler. E, burada elbette ifadesi yok. Diğerleri e, efendim olur. yeri başlar başlamaz öğrenciler fakültelerine dönecek değiller. E, efendim bu ifade yok. Maqaddel am trasiyo <laughs> az önce söylediğimizin e, mazisi bu. ma am trasiyo yaptı o hatta adetullah bile camiatihin. Yani eğitim öğretim yılı başlar başlamaz öğrenciler üniversitelerine döndüler dememiz gerekiyor tercümesinde. Buna en yakın ifadeyi bulmak lazım. Ders günü henüz başlamıştı. Öyle bir ifade yok. Er ermez şunu yaptı gibi bir açıklama olması lazım. Bir de dönmemişlerdi. Hala ifadeleri var. Aşık olmaz. Ders yılı başlar başlamaz öğrenciler üniversitelerine e, dönecekler değil döndüler dememiz gerekiyor. Başladığı zaman ne zaman sorusunun cevabı yok. Yani indema ifadesi yok. Er ermez şunu yaptılar. Dersiyle başlar başlamaz öğrenir üniversitelerine döndüler. Evet. Dersiyle başlar başlamaz öğrenir üniversitelerine dönerler. E, bunu bunu e, yani uygun bir çeviri fakat Mayeke ma yeke, la do veya ma yeke do. Yani bu muzari getireceğiz. Hatta eden sonraki de muzari olacak ki dersiyle başlar başlamaz öğrenir üniversitelerine dönerler anlamını verelim. Yekâdül cevû yeğtemmü temâmen hâzel yevme. Burada da kâde fiilinin kullanımı var. Yekâdu efendim mukarebe yaklaşma fiili olup müpteda ve haberden oluşan isim cümlesinin önüne gelir. Haberi de muzari fiilli fiil cümlesi olur. Yeğtemmü. Demek ki bu yekedun'un efendim habere olarak gelen fiil cümlesinin fiil kısmını oluşturuyor. Elce bu yekedun'un ismi. Evet normalde bunlar müpteda ve haberdir. Müptedaya başına kade ve kardeşleri gelince ismi habere de e, normal haberi denilir. E, efendim, ictemme gamlanmak, kederlenmek e, demek. Tabi insan gamlanırsa gamlandığında hani e, bulutlar e, kararma kararıyor ya ona benzetiliyor yani hava bugün neredeyse tamamen kapanacak ya da dertlenecek e, dertlenecek olmaz neredeyse kapanacak e, deriz hava bugün neredeyse tümüyle kapanacak efendim e, burada yaktem bu e, sıfat değildir yekâdenin haberidir. Cümle olarak yekâdunun failidir. E, hayır yekâdu müpteda ve haberden oluşan isim cümlesinin önüne gelir. Müptedaya ismi habere de kâdenin haberi denilir. E, mefulün bih değildir. Efendim cümle olarak yekâdunun haberidir. Tamam. Cümle olarak e, elcev kelimesinin muzafirin lehidir. Elcev muzafirin leh olsaydı ki değil de bir defa el takısı almazdı. Hani muzaflar el takısı almaz, temin almaz. İkil çoğunluğunu almaz. Dört, en şeye evet efendim en şeye inşa etmek, yapmak demek. Hani bina yapmak gibi. Eğer bu müpteda ve haberden oluşan isim cümlesinin önüne gelir. Haberi de muzari fiili, fiil cümlesi olursa o zaman başladı anlamını verir. Şuru fiillerinden biri haline gelir. Enşe nokta nokta yegundo'nun min hukulihim. İşte filan nar tarlalarından dönmeye başladılar. Efendim buradaki filan yani özne enşenin ismi. Efendim sonra bakıyorum vavla haberinin çoğul yapıldığını görüyoruz. Nitekim ona dönen zamirlerde hum yani çoğul müzekker. Demek ki şurada boşlukta çoğul ve müzekker bir sözcük olması gerekiyor. Er müzeker. El fellahu er tekil müzekker, el fellahane ikil müzekker, el fellahatu tekil müennes, el er fellahatane ikil müennes, el fellahune çoğul müennesdir. Efendim biz istersek bunları uyarlayabiliriz. Mesela A'yı uyarlıyorum. Enşe el <laughs> fellahu ya'udu min <infinity> حقله يدا حقوله تلالارننن من دنميه إن شاء يعودان من حقولهما جيم إن شاء تعود من حقولها الفلاحتان أنشأت الفلاحتان إن تعودان من حقولهما أشك إن شاء الفلاحون يعودون من حقولهم 5 أجاز الإسلام تعتد الزواجات ولكن جعل له قيودا صعبة İslam çok evliliği caiz gördü, ruhsat verdi. Fiil, fail, mefulün bir ögelerinden e, oluşuyor. Bir ara verelim. Arkadaşlar telefon gelmişti. Ecezel <laughs> İslamu taaddu de zevacati fiil fail mefulun bih beyinden oluşuyor. Mefulun bih'ten muzaf, muzafın ileyhten. İslam çok evliliğe ruhsat verdi, caiz kabul etti, izin verdi. Ve lakin ceale lehu kuyuden sabiten fakat buna zor şartlar koydu, getirdi. Bunun e, efendim fiil cümlesinin e, karşılığı olan isim cümlesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi fiil fail meful dedik ya. Elislam kelimesi eceznenin e, faili. Bunu başa aldığımızda müptedaya dönüşür. Ecezenin faili ise gizli hale gelir. Yani elislamu eceze dattudezevajeti. E, Ve laikin lehu kuyudan e, sabeten burada taattüde zevecet evet mefulün bir başa geçebilir. Efendim mefulün bihtir bu. Eceze fiil el islamu fail. Bu hala fiil cümlesidir. Mefulün bir fiil fail fiil cümlesi. Taattüde zevecet el islamu efendim eceze dersek problem olur. Çünkü bu özne e, bu da özne e, iki tane özne olmuş oluyor. Eceze ve meful yok. Taat de deseydik e, efendim o zaman olabilirdi meful. El İslam'u ecaze taat zevacati. burada bir problem yok diğerlerine bakalım. Ve <laughs> lakin cahillehu kuyuda sabeten. Ezevciyet eşler bayan eşler ecaz el İslam'u İslam caiz gördü evlilik. Efendim taat tut ve ezevciyet yukarıda ne dedik? Muzaf, muzafın ile dedik. Efendim cümle içerisinde bir öge yer değişikliğine maruz kalacaksa e, efendim bütün olarak yer değiştirilir. Yani taattü de zevecet bunu başa al, fiilden sonra al, failden sonra al. E, ama hepsini birlikte e, ögeyi bütünüyle ele al. Sözcüklerden birini alma. Ben şöyle sloganlaştırdım. Eee kelime grupları bir bütündür parçalanamaz. Ama dert del şıkkında ne olmuş isim tanıması bir kelime grubu olmasına rağmen parçalanmış. E, efendim bu caiz değildir. E, Türkçe'de de öyle, Arapça'da da öyle. El İslamu taattu da zevacat ecaze ve lakin ceale kuyuden sahabeten. Yani bu normalde e, isim cümlesi olur. Efendim e, mefolin bir fiilin önüne geçmiş normalde geçebilir fakat e, en doğrusu e, şudur el İslamı eceze zevaca bu doğru mudur e, caiz midir yani e, caizdir Çünkü mefolim bir ögesi fiilin önüne geçe e, 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 Efendim fakat yaygın kullanımın cim olduğunu, elislamu eceze tahtudezevacet olduğunu belirtelim. Kane Nogma No, efendim. Meliken ala bilad-i Şami. Bakınız tam be gelmiş? Burada da feta gelmiş. Kane Nogma Meliken ala bilad-i Şami. E, Şam ülkesinin bir kralı idi. قَدْتَمَا حَنْزَلَةُ لِلنُّعْمَانِ ve شَاتِهِ وَلَحْمَهُ Yani burada da e, Çünkü ha, e, Hanzala e, Numan'a e, Koyunun sütünü Ve e, koyunun e, e, Şey e, o, Onun etini Efendim Tabi burada hu gelmiş ee, aslında he getirsek e, iyi olurdu. Ve şöyle desek Lahmehe e, Kendi etini vermedi. E, koyunun etini verdi. Bir de burada Koyunun Sütünü derken Buna atfediliyor ya Buradaki et e, Koyuna e, Atfedilemez Neye atfedilecek? Süte atfedilebilir. E, süt mansup o zaman Eti de mansup olacak. Eğer kesral olursa koyununun sütünü ve <laughs> etinin sütünü Efendim numara verdi olur. Değil. Bu cümlenin anlamını belirtelim. Daha anlaşılır hale gelir söylemek istediklerim. Hanzale Numan'a koyununun sütünü ve koyununun etini takdim etti, sundu, verdi. Burada verilen iki şey. Bir, süt. iki et. Süt ve et birbirine atfedildiği için her ikisi de aynı iraba sahip olur. Burada da bir yanlışlık var. Hazinen nu'menu indeme ra hanzalete yezuruhu fi yevmi bu sihi. Bu fakirlik, düşkünlük, efendim, sefalet demek. Hanzala'nın kendisini e, efendim bir sefalet gününde e, ziyaret ettiğini görünce Numan e, üzüldü. Burada Numan'u fail yapmamız gerekiyor. O yüzden bir hata burada var. Efendim fi bir harfi cerdir. İki, altına da iki nokta koyalım. E, kelimesi o yüzden mecrur olur. E, efendim. Devam ediyorum. Talebe hanzaletu minen nu'mani en yu'eccile katlehu hatta yezhebe ilel haccı. Hanzale Numan'dan hacca gitmek için ölümünü ertelemesini e, talep etti, istedi. Eccele nu'manu katle hanzalete şehren kamilen. Kamilen. Numan Hanzala'nın ölümünü e, tam bir ay erteledi. Evet, bu da yukarıdaki cümlelerin kaç tanesinde e, irab e, hareke hatası vardır? En normalı bir, biledi e, iki. E, lahmehu lahmehe hatta en doğrusu bir, iki, e, üç. En bir tane de burada var. Bunu sayacak mıyız şimdi? Efendim ayrı ayrı kelimeler sayacağız? Ben sayayım. Dört. E, fi mi olması gerekiyordu? Efendim e, beş. Beş. E, efendim burada beş e, yok. O zaman Numan, iki tane Numan, ikisinde de hata yapılmış onu bir saysa o zaman e, dört olur ben bilemem yani e, efendim doğru hareket e, okumak ve anlamlandırmak ögeleri ayırmak istiyorum tekrar kâne nûmânun meliken alâ bilâdi şâmi en nûmân kâne ismi geri kalanında o zaman haber olur ama kitaplarımız meliken kelimesine haber değeri verir kaddeme hanzeletul lin lebene şâtihi ve lahmehe e, hanzala lûmâna koyununun sütünü ve onun etini takdim etti sundu. Hanzala fail Linnu'man meful bi kaysarı e, geri kalan atıf grubu ise mefulun bir hübeyidir. <laughs> hazinen nu'manu indeme ra hanzalete yezuruhu fi yevmi bu'sihi en nu'man hazinen faili bu ifade sonuna kadar şuraya kadar mefulun e, fi ögesidir. <laughs> nu'man ne zaman üzüldü? İşte indema ile başlayan ifadede. Indema'nın kendisinden sonra gelen fiil cümlesini zarflaştırdığını görüyorsunuz. Hanzala'yı gördü, indema gelince Hanzala'yı görünce e, oldu. Efendim rafil faili gizli Hanzala mefulun bi yezuruhu fi yevmi bu si ifadesi ise Hanzala'nın hal, hal ögesidir. E, efendim. Fiil cümlesi olarak gelmiş. Nas mahallindedir. Yezuru fiil Gizli, e, gizli hu mefulun bi fi yevmi bu'sihi sihi mefulun fi ögesidir. Talebe hanzalatun minen nu'mane en yuheccile katlehu hatta yezhebe ile el hacci. Buradaki hatta yezhebe ile el hacci e, ifadesi meful liyecli ögesidir. Niçin? E, hanzala fail minen nu'mane mefhulun bi gayri sarih e, en yuheccile katlehu mevvel mastarı ise e, meful bi e, ögesidir. Meful bir gayri sarı car mecurdan oluşuyor. Mefulün bir hisse, mevvel mastar. Yüeccil fiil, faili gizli, katlahu da mefulün bir. Yeseb fiildir, faili gizlidir. Hatta eden sonra gizli bir en ile mansup olmuştur. E, i̇lel hacci ise car mecurdan oluşan mefulün bir gayri sarıhtır. Eccile fiil ennu menu fail. Geri kalanı da efendim geri kalanı değil. Şurası da mefulün bihtir. O da muzaf muzaf nelihten oluşuyor. Şehren kemilen ise sıfat tamlaması olup mevsuf artı sıfattan oluşuyor. Bu da etcele fiilenin meful fih ögesidir. Evet burada biz beş tane saydık. Efendim burada ise dört tercih var. en yükseği de beş tercih var. En yükseği de 4 dört yazıyor. E, gösterdik değil mi? En nomenu ile di e, en nomenu 1, 2, 3, 4 oldu. Bir de fi yevmi bununla birlikte 5 olur. E, efendim. Ma defa'ki ile rucu'i ba'de en necevte minel gatli. Nece min bir şeyden kurtulmak demek. Necevte minel katli ölümden kurtuldun. Baden necevte minel katli ölümden kurtulduktan sonra yani ne zaman sorusunu soruyor. Baden muzaf efendim zarf soylu bir isim bu. Peşinden gelen de muzafın neyittir? Peşinden gelen müevvel mastar olduğu için iç iraba tabi tutuyorum. Fiil, fail, minel katli mefulün bir gayri sarih ögesidir. Hepsi meful fi ögesidir. Şimdi bu bir soru cümlesi. Efendim, ma müpteda geri kalan da o zaman haber oluyor. Haber de defa fiil faili gizli takdir ve ke mefulun bi lerrucu meful bi gayri sari defa hu ileyhi kalbimiz onu ona itti sevk etti götürdü demektir. Yani ölümden kurtulduktan sonra seni geri dönmeye sevk eden iten nedir ya da ne seni geri dönmeye itti, sevk etti. Bu daha güzel oldu. Efendim rucu kelimesinin e, zıt anlamı rücu dönmek e, peki zıt anlamı ney? Gitmek. Out dönmek. Ade yaudu avdetun. Kadime yak demu gudumun gelmek. Meab e, dönmek. Efendim. Mungalep e, Efendim bu da e, şimdi inkalebe e, ters çevrildi demek. E, yani ge, bir anlamda geri dönüş e, anlamını e, verir. E, gitmek e, burada e, sadece A şıkkında var arkadaşlar. Out dönmek, uduğum gelmek, meab dönmek, mungalep. Bu da, bu ters çevrilmek, ters yüz olmak bir anlamda geri dönmek e, demektir. 9. soru. Kene Musab'ın la yuhibbu sayde Musab av ya da avlanmayı sevmezdi. Musab kene'nin ismi geri kalanı haberi. Haberde fiil, fail, mefulun bih ögesinden oluşuyor. Fail burada gizli tabii ki. Lem yekun yuhibbu hadithel mali vel amali kema kene yef'alu şuyuhu Kureyş'in. Kureyş efendim ileri gelenleri ya da yaşlılarının yaptığı gibi efendim mal ve e, iş konuşmasını e, sevmezdi. Yani maldan ve işten konuşmak e, istemezdi. Sen konuşmayı sevmezdi. E, buradaki <laughs> Yuhibbu e yekun yani kanenin efendim haberi e yekunun tabi ismi yani öznesi gizli. Yuhibbu'nun öznesi yani faili ise o da gizli. Hadis el mali ve el amali mefulun hadis muzaf geri kalanı da muzafın ileyh. Muzafın ileyh de matuf aleyh ve matuftan oluşuyor. E, kâne, efendim isim şey kâne işte isim cümlesinin başına gelen yapı kâne yefalu bu da e, haberi. haberi. Şuyuhu kureyş şuyuhu kureyş yefalu fiilinin şeyi e, e faili. Arkadaşlar normalde şu ya Ka'nen'in önüne gelmesi lazım ya da Ka'neden sonra gelmesi lazım normal şartlarda. Fakat Ka'ne'ye özel bir kullanım Ka'nen'in ismi e, yükleminde gelen fiilden sonraya bile e, ertelenebiliyor. Efendim. Bunun normalde aslı eee Ka'ne Şu kureyşin yef'alûne ya da şu hu kreş kanu yefaluna fakat kane için özel bir kullanım kane Yef'alû şuyu hu de caizdir. Ne diyor bizden cümlesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? E Musab avlanmayı, avcılığı sevmiyordu ya da sevmezdi. Mustafa abiciliği sevmiyordu. Tamam sevmezdi de olur. Kureş yaşlılarının yaptığı gibi e, para ve e, iş konuşmasını sevmezdi. Yani para ve işten konuşmak e, istemezdi. Kureş yaşlılarının yaptığı gibi mal ve olaylardan bahsetmeyi de e, sevmiyordu. E, burada e, sevmezdi de olur. Sevmiyordu da olur. Şurada D da eki Efendim, şu vav verebilir diye düşünüyoruz tamam. Peki Musab avcılığı yapmıyordu. Avcılık yapmak değil de avcılığı sevmemek söz konusu burada. Musab avcılığı seviyordu. Hayır sevmiyordu efendim. Diğerine geçiyoruz. Musab avcılığı sevmiyordu. Seviyordu. Pardon sevmiyordu tamam seviyordu değil. Sonuncusunu güzel okuyalım. Kureyşi yaşlılarını yaptığı gibi mal ve olaylardan bahsetmeyi çok seviyordu. Yok, onu da efendim sevmiyordu. Ne bunu ne onu seviyordu. Musat avcılığı sevmiyordu. Tamam. Ama burada biz tamam sevmiyordu, sevmezdi dedik. Kureyşi yaşlılarını yaptığı gibi mal ve olaylardan bahsetmeyi ise çok sevmiyordu. Yani az seviyordu. Yok. Çok ya da az öyle bir ifade yok. Bir de emme emme fa, fe kalıbı yok. Yani bahsetmeyi ise şeklinde bir ifade yok. Ee, efendim o zaman burada e, ilk cümle e, doğru olur. Şuradaki Vava da efendim de da e, anlamını veriyoruz. E, vava d da anlamı verilebilir. Mesela mesmuke diyorsun adın ne? öteki de diyor ki ve mesmuke diyor. O vavla başlıyor. Oradaki vav ya senin adın efendim mesela ma hep ile İzmir diyorsunuz. İzmir'e gitmedim. Ve ma zehebtu ile Sivas. Sivas'a da gitmedim şeklinde tercüme edebiliyoruz. Yani de da anlamını verebiliyoruz. Sekizinci soru. Fetlub hacetike minet dünya. İşte burada min uygun düşer. Efendim. Hace ihtiyaç demek. Yani dünyadan ihtiyacını efendim hacetini iste. E şöyle de olabilirdi. Fit dünyaya da olabilirdi ama fi tercih olarak getirilmemiş. Yani dünyada hacetini Ara. ihtiyacını ara. E, talebe fiiline e, efendim bazen aramak anlamı da verilir. Hani kovboy filmlerinde wanted yazar ya. Wanted diye okuyoruz tabi. E, ve tercümesinde de isteniyor denilmez. Aranıyor denilir. Zaten aramak o kişiyi istemek demektir. Arapçada da bu talebe için bu durum söz konusudur. Matlub aranıyor e, anlamı e, verir. Hatta se'etli bu tabip diyebiliyorsunuz bir hastayı görünce. Doktoru isteyeceğim değil, doktoru arayacağım anlamı. Yani talebeye aramak anlamı da verebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, dünyadan ihtiyacını iste. O sel, bu sel, is'el demek, sor. O da iste anlamını verir. Mesela dilenmek anlamını bile veriyor yani se'ele. O sel, ma tebdegi, evet. İstediğini ne kadar arzuladığını iste fe inneke maktulun sen öldürülensin. Fakat burada öldürülensin değil de öldürüleceksin anlamını vermek uygun. Yani dünyadan ihtiyacını iste. Efendim neyi arzuluyorsan iste, öldürüleceksin. Ha bu son arzunu söyle. Demeye getiriyor burada. Öldürüleceksin son arzunu söyle. Efendim, sehle sormak dedik, sehle dilenmek dedik. Sehle e, istemek anlamını da e, verir. Burada uygun olanının e, min olduğu kanaatindeyim. Dünyadan iste. E, la e, olmaz la olsaydı şu, şu anlama gelirdi. Utlub hacetike la et dünya. Yani ihtiyacını iste. Efendim dünyayı değil anlamını verir. Len hiç gelmez çünkü peşinden mansub muzari gelmesi gerekiyor. Efendim mansub muzari fiil gelmesi gerekiyor. E, i̇lahi buraya koysak e, efendim şu olur. Çünkü hace kelimesi ihtiyaç duymak e, neye sorusunun cevabını ile ile e, yaygın olarak verir. O zaman utlub hacetiki ile dünya bunun anlamı dünyaya olan ihtiyacını iste. O zaman anlam çıkmaz. E, dünyadan ihtiyacını iste. Bu anlam e, uygun düşer. Bakınız ehtecu ileyke sana muhtacım. Ehtecu ile dünya dünyaya muhtacım. Yani evet burada ile e, önemli bir çeldirici. Fakat ilahi koyduğumuzda anlamın oluşmaması, e, efendim e, kendisini doğru olmaktan uzaklaştırıyor. E, aşağıdaki kelime anlam eşleştirmelerinden hangisi doğru? İhtisam, tartışmak, itişip kakışmak gibi, efendim hasımlaşmak yani hasım kelimesi var zaten kökünde. Şu hemzeyi silelim, e, efendim. Muntasır, galip e, efendim yenmiş olan zafer kazanan demek. Nahbun bu çoğu kere laqiye fiiliyle efendim ya da qada fiiliyle e, kullanılır. Lakıya nahbehu e, işte öldü demek. Yani eceliyle e, buluştu efendim. E, yusiru esara ifal babından bir fiil e, toprağı karıştırmak kızıştırmak filan ne demek e, kışkırtmak e, uygun bir anlam. E, Tayip bu rahatı, bunun çakma izafet olduğunu belirteyim. E, efendim videolar arasında çakma izafet var. Bu burada tayyib kelimesi bakınız marifeye muzafya. Ama bunun nekre olduğunu belirtirsem, e, herhalde ya bu çakma izafet denilen şey neymiş diye e, şeyinizi e, efendim ilginizi çekerim e, diye umuyorum. E, Lafsi izafet olarak geçer. Ee, Tayyibu raihati güzel kokulu demek. Güzel kokulu. Ee, enteresan. Diyeceksiniz ki sanki sıfat tamlaması gibi tercih ediyorsun. Değil. Ee, efendim. Güzel koku demiyorum. Güzel kokulu. Efendim. Hani e, uzun boylu diyoruz ya. Efendim. Bunlar lafsi izafetle karşılık bulur Arapçada. Ve Lafsi izafette marifeye muzaf olan e, isim nekradır. Marife muzaf olsa dahi. Ve bu muzaf el takısı alabiliyor biliyor musunuz? El takısı alırsa zaten marife oluyor. El takısı almamışsa nekra oluyor. Bu lidel allâmetul arabiyyul ma'rufu bibni haldun ame sebemiyetin eee 330 Burada bakınız 732. Bunu okurken efendim önce 700 dedim, sonra 2 dedim, sonra da 30 dedim. küçükten büyüğe doğru da okuyabilirim. 2 30 700. Nasıl okursam okuyayım 20 ile 90 arası sayıları okurken küçük rakamı önce söylemem lazım. 7, 700 ve 2 ve 3'e. Hicreti. İbn Khaldun, işte adıyla e, meşhur, ünlü, bilinen e, Arap e, bilgin, e, Hicret'in 732 yılında e, dünyaya geldi. Aslında doğuruldu. El Allame ile başlayan bu ifade. Efendim hatta şunun tamamı bence. Fakat kitaplarımız el alleme sözcüğünü söyler. Naib faildir. El arabi allemenin birinci. El maruf ikinci sıfatıdır. Bibni Haldun nedir derseniz maruf ismi mefulünün mefulün bir gayrı sarih ögesidir. Efendim el maruf biliyorsunuz e, ismi mefuldür. İsmi Meful, ismi fail gibi müştak nitelik bildiren isimler fiil gibi cümle ögesi alır. El Arabi el allemenin birinci el mavruf ikinci sıfatıdır. Ame ile başlayan ifade de mefulün fih öbeidir. İbn Haldun efendim adıyla bilinen ya da İbn Haldun adıyla meşhur Arap bilgin Hicretin 732. yılında dünyaya geldi doğdu. Altı çizili kelimenin irabı Efendim sıfattır. E, sıfat mevsufunu yer. Mevsufu merfu o zaman sıfatı da merfudur. Demek ki el arabi kelimesi sıfat merfu bittamme e, şeklinde e, irap edilmelidir. Efendim bu cümlede mefulün bir yoktur. Bu cümlede işaret ismi yoktur. Efendim bu cümlede fiilimiz meçhul çatılı olduğu için fail de yoktur. Naib fail vardır. Eee Bunları zaten atınca evet. E, şimdi, olmadığı için haber de yoktur. E, geriye sadece bu kalıyor. Bakalım naat. Naat e, sıfat e, demenin başka bir yoludur. Naatun merfun bit tammeti zahira. Yani sıfatun e, merfuun e, bit tammeti zahira. Zahir kelimesini söylememize de gerek yok. Tamme ile merfudur. Peki niye bazen zahira diyoruz? Hani mukaddera diye bir sözcük var ya efendim. Mukadder dediğimizde var sayıyorsunuz. Şu ya da bu sebepten dolayı harekeyi gözete gösteremiyorsunuz, telaffuz edemiyorsunuz. O yüzden e, Mukaddera diyorsunuz. Zahira demek görünüyor demek, var olan, var demek. Diyeceksiniz ki ama yok. E efendim telaffuz edince var oluyor ya da harekelersen zaten şuraya damla koyuyoruz efendim. E, Necmuhu onun yıldızı ya alu heynen bazen yükseliyor yani parlıyor. Hatta yusbiha haciben. Evet onun yıldızı hacip olacak kadar bazen hacip olacak kadar e, yükseliyor, parlıyor. Ve yakbu heynen hatta hatta yumsiye beyne cüdrani sicini bazen de heynen bazen de hapishanenin duvarları arasında e, geceleyecek kadar e, efendim e, cılızlaşıyor, sönüyor. Habe yak bu Ale ya'lu uluvun. Her ikisi de nakıs vavi birer fiildir. Haddeden sonra muzarif il gelince bakınız onları nasip ettim. Gizli bir enle. Afet nefsuhu ehiran Aşölen siyasiye fi zelk el jövl huzursuz demek sıkıntılı demek ee, sonunda akıran sonunda o e, sıkıntılı havada e, siyasi işleri e, efendim e, siyasi işlerden e, uzaklaştı. Evet uzaklaştı diyelim. Afe aslında iyileştirdi demek. Yani hastalıktan uzaklaştırdı demek. f onu terk etti. Yani siyasi işleri terk etti, bıraktı. Vangata lil kıraati ve te'lifi. İngata li, ingata ile bir şeye koyulmak, kendini bir şeye kaptırmak, vermek demek. Normalde kata kesti, kopardı demek iken inkata Efendim kopmak kesilmek demek e, Belli bir şey için kendini kesersen bir şey e, tüm hayatının Diğer alanlarından koparsan e, Bu kendini bir şeye vermek Anlamına Gelir e, Yani o, 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 onu terk etti e, Okuma ve e, Yazmaya Kitap telifine e, Kendini adadı e, Efendim <laughs> Buradaki enkata alil gra kendini bir şeye verdi, kendini bir şeye adadı. Bunun en yakın anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Terkel kıraate ve telife okuma yazmayı bıraktı tam tersine. Gadera beledehu lil kıraati şuraya bir koyarım koyalım. Ve telifi efendim okumak ve yazmak için e, ülkesinden ayrıldı. Değil. Teferraga, şimdi e, ferag diye bir şey var, boşluk. Feriga yefragu, efendim, e, boş olmak demek. Hani e, boş olmak yani işsiz kalmak, çalışmamak gibi. E, teferraga li ise, efendim, kendisini bir şeye vermek. E, yani burada okumak ve telif için e, kendisini boş kabul etmek. Yani... Tamamıyla ona yüklenmek. Başka şeylere dolusunuz. Yani başka şeyler almıyor içiniz. Ama okumak ve yazmaya içiniz boş. Yani kendinizi ona yöneltiyorsunuz. O Kendini okuma ve yazmaya verdi. Efendim. Ragıbe an. Bu bir şeyi arzulamamak demek. Fi ile kullanılırsa arzulamak bir şeyi istemek. An ile kullanılırsa o şeyi arzulamamak anlamına verir. Rakibe bu dördüncü baptan anil kıraati ve te'lifi okuma ve yazmayı istemedi. Teallemel kıraati ve te'lifi okuma ve yazmayı öğrendi. Efendim burada ingata lil kıra'a teferrega lil kıra'a anlamına gelir. Gadere ise ya da bu şu şekilde de okunabilir. Gadere tunu se. Tunis ya da tuğunuz. İkisi de doğru. Sonunda feta niye temin almadı derseniz efendim gayrı olduğu için diyeceksiniz belki ki, niye temin alsın ki? E efendim el takılı değilse birisi isim muzaf değilse normalde temin alır. Tabi gayrı değilse. İşte bu gayrı musarif. Tunu tuğunuz ile musra ba'de erba'i senevayetin. Erbay senevetin hafiletin bilin tecil fikriyi. Khashyeten yu'idehu sultanuhu ilel hayati siyasiyeti leti kâne kad i'tezeleha. I'tezeleha bir şeyi bırakmak. Efendim uzeti çekilmek demek. I'tezeleha şuradaki he yani ondan uzaklaştı. Yani onu bıraktı eee demek. Efendim bu bir tek cümle ve faili gizli. Gadere fiil faili gizli. Tunus mefulün e, bir hügesi e, ile Mısır'a bu e, meful bir kayır sarı hügesi. Bada erba'i senevatin hafiletin bil fikri ifadesi e, ne zaman sorusun cevabı mefulün fi hügesi e, ile başlayan ifade e, ise sonuna kadar e, efendim ve foli ögesi niçin sorusunun e, cevabıdır. Evet fikri sözcüğüne entelektüel diyebiliriz. İnteheç üretim demek. Hafil bi ile kullanılır. E, bir şeyle dolu anlamına gelir. Nitekim hafiletun diye bir kelime var. E, efendim otobüs demek. Biz e, küçüğüne dolmuş diyoruz ya aslında hafile dolmuş demek. <laughs> efendim. Hafil bir bir şeyle dolu hmm, Efendim e, Haşete ile başlayan ifade Niçin sorusunun cevabıdır e, Tercüm edelim Elleti kendisinden sonraki cümleyi e, Marife sıfat isme dönüştürür Hani ya tezele ondan ayrıldı Diyoruz ya Elleti ile başladığımızda e, Ayrıldığı şey anlamını verecektir. Yani ayrıldığı siyasi hayata. Evet. Sultanı, sultanı, e, efendim padişahı, sultanı e, ayrıldığı siyasi hayata tekrar geri sokar korkusuyla ya da korktuğundan e, efendim e, entelektüel üretimle düşünce üretimiyle dolu 4 yıldan sonra efendim Mısır'a doğru Tunus'tan ayrıldı. Burada ögeler yer değiştirebilir. Mesela bade erbai Senevatin hafiletin bil fikri bunu önce tercüme edebiliriz. Yani fikri üretimle Entelektüel üretimle dolu 4 yıldan sonra evet virgül sultanı sultanı kendisini kendisini hu ayrıldığı siyasi hayata tekrar e, e, sok, e, sokar korkusuyla ya da sokmasından korktuğu için evet hani niçin sorusunun cevabına biz e, çoğu kere den dolayı, dığı için anlamını veriyoruz ya. E, o şekilde korktuğu için diyebiliriz. E, Mısır'a doğru Tunus'tan ayrıldı. Gader'e ayrılmak demek e, Tunus'tan ayrıldı. Nesnesini direkt alır. E, ama Türkler hep Tunus'un başını min getirir. Çünkü tercümesinde Tunus'tan ayrıldı diyoruz ya her dan denin yerine min getirme gayretine girer. Tabi yanlış yapar. GADERA nesnesini e, direkt alan bir fiildir. Neyi terk etti? Nereden ayrıldı? Sorusunun cevabını direkt olarak verir. Peki altı çizili kelimenin eş anlamlısı nedir? Ya ondan ayrıldı e, dedik efendim. Ehabbehe onu sevdi. Terekehe onu bıraktı, terk etti. Amilehe onu yaptı. Teallemehe onu öğrendi. İşterahe onu satın aldı. Evet burada tereke. Uzleti çekilmek diye de Türkçe'de kullanılıyor. Nitekim bunun kökü ayn zey lamdır. Ee, efendim. Şurada eade geri döndürmek demek. Min ebrezi maalimihe galato erdurumer rumi rumeniyetu rumeniyetul asli. Evet. Burada müsaade edin, yazayım. Rumeniyun Romalı demek. Peki el asli kelimesi Rumeniyul asli az önce çakma izafet demiştim ya İşte bu Roma asıllı. Aslı Roma olan, Roma asıllı. Bak, Cemilul veci güzel yüzlü demek gibi. El asli kelimesi ve el veci muzafın ile Rumaniyo, Cemil'u ise muzaftır. Efendim bunlar el takısı alabiliyor. Eğer lafzı izafetse. Nitekim burada er Rumaniyetul asli, Roma asıllı. Ee, Erzurum Kalesi. Efendim, buradaki er Rumaniyetu şuradaki kalenin Efendim sıfatıdır. Ama er-Rumâniyetü'l-asli ifadesi muzaf muzafiyelikten oluşan bir isim tamlamasıdır. Diyeceksiniz ki el takısı almış. Efendim bu lafzi izafettir. Erzurum niye feta aldı? Er Erzurum muzafiyeliktir. musarif olduğu için fet'a ile mecrurdur. Şimdi Galato Erzurum er-Rumâniyetü'l-asli mübtedadır min ebrez ma'alimihe haberdir. Ma'alem, ma'alim kelimesi, e, belirti, işaret, e, efendim, e, bilinen noktalar demek. Mesela bir şehrin ma'alimi onun turistik yerleridir. E, efendim. Bunu da bilelim. O zaman e, Roma asıllı Erzurum kalesi, işte onun yani Erzurum'un en gözde, en parlak, en bariz, en belirgin e, turistik yerlerindendir diye tercüme edebiliriz. Hı, efendim. Daha sonra da buna en yakın e, çeviriyi e, bulacağız. Min ebrezi mealimihe ifadesinin haber peşinden gelen e, ifadenin tümünün de müpteda olduğunu yani özde olduğunu tekrarlayayım. Şimdi burada hı, diyor ki Erzurum Kalesi e, tamam ama Roma asıllı ifadesi sıfatı e, Şurada bakınız Roma asıllı Erzurum kalesi diyor. Yani burada Erzurum kalesi Roma asıllıdır diye bir cümle kurmuyor. efendim Roma Roma asıllı olan Erzurum kalesi çok güzel. E, onun en yüksek binasıdır. Burada bina demiyor. En yüksek ifadesi de yok. Erzurum'un en eski yapısı. E, ama Erzurum'un en eski yapısı da e, geçmiyor. Burada Roma asıllı Erzurum kalesi şeklinde bir tamlama kurulması lazım. Bu da sadece A şıkkında Roma asıllı Erzurum kalesi var. Şurada da vardır Ro Roma asıllı olan Erzurum kalesi. Bu da yakın hani ona. Fakat e, devamı uygun düşmedi. D şıkkında Erzurum'un en eski yapısı Roma asıllı Erzurum kalesidir. E, efendim e, burada da Roma asıllı Erzurum kalesi var ama burada özne 1. Burada yüklem yapılmış. Yani Arapçada özne burada yüklem yapılmış. Hadi bunun buna müsaade edelim. Fakat min ebrezi ma'alimiye yükleme. o zaman burada özne yapısın diyelim ama Erzurum'un en eski yapısı diyor. Bu Erzurum'un en eski yapısı demek değil. Efendim. Erzurum Kalesi Roma zamanında yapılmış en göze çarpan yapıdır. Değil arkadaşlar. Erzurum Kalesi özne yapmış. yapıdır yüklem böyle olsaydı şöyle tercüme edilirdi. Kalatu Erzurum işte binaun Yülfitu en nazirine gibi devam ederdi. Bence burada en büyük çeldirici Roma asıllı Erzurum kalesi terkibinin Türkçe'ye tercüme edilip edilememesidir. Lafsi izafeti bilmeniz gerekiyor idi bu cümleyi anlamlandırırken. Mesela bu Roma asıllı Erzurum kalesi diyor ya. Biz oradan e, ne diyebiliriz mesela? Güzel e, yüzlü e, kardeşi. Evet. Hasan'ın şöyle diyelim. Hasan'ın güzel yüzlü kardeşi. Bu da Erzurum'un Roma asırlı kalesi demek. Hasan'ın güzel yüzlü kardeşi. Nasıl söyleriz bunu? <gülüyor> Efendim <laughs> Ehu Hasan El cemilul vecihi Burada Ehu kelimesi merfu. Hasan muzafın ileyh mecrur. El cemilu Hani sıfat mevsufuna uyar ya. Aha o yüzden uydu. Peki elvesi niye kesralı? E o lafzi izafet çerçevesinde müzafün olduğu için. Hasan'ın güzel yüzlü kardeşi Ehu Hasan'ın Elcemil vecihi demektir. Fenne mushkilat el-qudsi tut'beru min a'kad el fil hadisi Hadis yeni demek. Yeni modern, güncel demek. Efendim, sonra sıfat anlamında değil ama konuşmak anlamını verir. Konuşmak, söz, e, efendim. Fakat sıfat e, olursa modern yeni e, anlamını verir. Fil-asr-ı hadis e, yeni çağda e, deriz. Kudüs e, problemi e, yeni çağda, modern çağda e, efendim en karmaşık siyasi problemlerden kabul edilmektedir. Efendim burada müşkil etel kutsi innenin muzaf muzafın oluşan e, ismidir. Geri kalanı da o zaman haberidir. Haber de totabaro bakınız e, fiil cümlesiyle e, başlıyor. Efendim e, yani bu innenin eee Ref halinde haberidir. Soru El hadis kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Hadis yeni, modern, çağdaş yani güncel e, demek. Kesir çok Kebir mi bu? Kesir. Habir, uzman e, deneyim sahibi Efendim Cedid, e, yeni Serir, yatak Kadim, eski Zıt anlamlısını soruyor bize kefe billahi şehiden kefe yeter anlamındadır. kefe billahi şehiden Allah şahit olarak e, yeter. Burada bakmayın siz e, Allah kelimesinin bi harfi ile e, kullanıldığına, e, efendim buradaki Allah e, fail ögesi olarak kabul ediliyor. Bi de zahid harficer. E, Tabi zahid da olsa bi e, kendisinden sonra gelen ismi e, yapıyor, cerre diyor. buradaki billah kelimesinin fail olduğunu söylerler. Kefe billahi şehiden Allah şahit olarak yeter demektir. Buradaki şehiden de temiz olarak değerlendirilmektedir. Özel bir kullanım. E, yoksa failler efendim böyle çokça şimdi biçimini sonra gelmez. Geldiği yer var mı? Efendim e, geldiği yerler oluyor. Mesela taçip cümlesinde e, hani ikinci taçip uslubumuz var ya. işte birincisi ma ef'ale huydu. E, diğeri de ef'il bihi idi. Şuradaki bihi ifadesi ef'il fiilinin e, faili kabul ediliyor. E, efendim. Yani eee Öyle olunca da bir bir e, zayit olmuş oluyor. Kefe billahi örneğinde olduğu gibi. İnnel insanel azime yetemettehu bi iradetin kavuyyeti ve aklin zeki ve ahlakin kerimetin ve cesedin kavuyyin. Evet tercih şeye şıklara bakmadan insan Burada bir harfi cerde görüyor. Efendim büyük insan efendim güçlü bir iradeye e, zeki bir akla e, değer e, işte üstün ahlaka ve güçlü bir vücuda e, sahiptir e, diyesi geliyor. E, burada da yani çok kullanımdan dolayı insanın aklına hemen temet tabi geliyor. Temet tabi bir şeye sahip olmak demek evet bir şeye sahip olmak o şeyin keyfini çıkarmak evet yese evet, bu gitmek demek bir ile kullanırsa götürmek olur yani büyük insan güçlü iradeyi götürür e, efendim olur yaktız ile yıkanmak yürü aydınlatmak yensarifu değil mi? Gitmek bu yetesarrafı ise değil de evet yansarifu artık göremiyoruz. Ee, ayrılmak bu eğer yetesarrafı olsaydı davranmak anlamını verirdi. Temetta mim, t ve ayin kök harflerinden oluşan e, bir bir tefaül babında bir sözcük bunun anlamını Hatırlamak için muta, hani muta diyorlar ya. Efendim, anlaşmalı bir evlilik türü. Tabi caiz kabul edilmiyor. Efendim, o oradan geliyor. Temet daha, daha bir şeye sahip olmak, bir şeyin keyfini sürmek demektir. Aşağıdaki eş anlamlı kelime eşleştirmelerinden hangisi yanlış? Kımmetun, zirve. Fırvetun, zirve. Meşiyetun, e, dilek. iradetun istek. istihza e, hafife alma, alay etme. suhriyetun o da öyle. Efendim, eşara, şuraya hemze koyalım. E, eşara ile ya da eşara ala, bir şeye işaret etmek. Evme ile, e, evsa bihi işte tavsiye etmek ee, evme ile imada bulunmak ee, ev sabihi bir şeyi tavsiye etmek ee, bunlar birbirine yakın ama feş ile başarısız olmak de efendim dayanmak ee, dayanmak evet bir şeye yaslanmak demek ee, hatta bu güvenmek anlamını da verir ee, feş ile e, başarısız olmak burada bir e, efendim eşleşmeme durumu söz konusu. Hubbu ihvanil etraki li nebiyihim el arabiyye Arkadaşlar bunun hepsi tek bir öge. O yüzden buna mübteda öbeği diyoruz. Kitaplarımız hub kelimesine mübteda dese de efendim ben bu kelime grubu olarak mübteda diyorum. Hubbun leyse kemisli hubbun. Evet benzeri bir sevgi olmayan bir sevgidir. Yani benzeri olmayan bir sevgidir. Bu haber. E, bu da özne, müfteda. Peki burada ne var? Burada hubbun diye bir kelime efendim failine muzaf olmuş. Şuradaki linnebihimin arabi ifadesi ise bu sevmenin nesnesi. Bunu böyle bileceğim ki tercüme edebilelim. Buradaki etrak ihvan kelimesinin arabi ise nebi kelimesinin sıfatıdır. Yani Türk kardeşlerimizin Arap peygamberlerini sevmesi buradaki him yine Türklere gidiyor. Buradaki Türkler de kardeşlerin sıfatı. Bak, Türk kardeşlerimiz efendim seviyor. Kimi Arap olan e, peygamberi. Peki bu peygamber kimin? E, Türklerin gibi yani kendilerinin sadece de. Türklerin değil de. Buradan yola çıkarak Türk kardeşlerimizin Arap peygamberlerini sevmesi efendim benzeri olmayan bir sevgidir. Bu da haber. Burada şunu söylemek istiyorum. Hubbun <laughs> mastarı bakınız cümle ögesi almış. Burada ihven etrak hub mastarının anlamca öznesi ama teknik olarak tabi muzafenilehidir burada. Yani mastar, failine muzaf olmuş. Arap peygamber ifadesi sevmenin nesnesidir. Fakat burada başına li gelmiş. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Direkt nesne alan fiiller var ya. Mesela ehabbe e, böyle bir fiil. Nesnesini direkt alır. Ehabbe hasenun el kitabe. Hasan kitabı sevdi. Tamam mı? Tamam. Nesnesini direkt alan fiillerle ilgili genel bir kural vereceğim. Şimdi ehabbe. Bunun mastarı ne? Hubbun. İsmi faili ne? Muhibbun. Ma e efendim. E arkadaşlar. Hub ve muhib fiilden türetilen müştak isimlerdir. Tabi hub mastardır da. Fiilimsi orada kullanılır ve fiili nesnesini direkt alan alıyorsa bunlar nesnesini direkt alabilir. Yani böyle kullanabiliriz. Efendim bunlara muzaf olarak da gelebilir. Bu şekilde. Ama şu an söyleyeceğim bütün bunlar değil. ikisi de değil. Şuradaki nesne olan kitap başına harfi cer alabilir. Yani fiil nesnesini direkt olarak alıyorsa bu fiilden türetilen mastar ya da ismi fail o nesnesini harfi cerle alabilir. Arapçada aman Allah'ım o kadar çok kullanılıyor ki bu. Mesela ketebe hasenun et derse. Ketebe fiili nesnesini direkt alıyor mu? Evet. O zaman şunu diyorum işte. Bu fiilden türetilen master ismi fail gibi ifadeler cümle içerisinde nesnesini lam ile alacak şekilde de kullanılabilir. Ve Arapça'da bu çok yaygındır. Mesela Ene Ketibun lit dersi diyebilirsiniz. Burada anlam şudur. Ene ketibun et derse'dir. Et derse ve bihtir. Nesnesini direkt alan fiillerin nesnesi e, mastar ve ismi failin nesnesi olduğunda önüne lam getirilebilir. Bu yapıyı çokça görürsünüz. E, efendim. Burada da öyle. Yani Hubbu İhvanin El Etraki Nebiyyevhum denilebilirdi. Ama sık kullanımdan dolayı bakınız Li nebiyyihim denilmiş. Çok uzattığımı farkındayım. Ee, belki de anlatamadım olayı. Ama bu çok kullanılıyor. Ee, siz anlayın inşallah. Ben anlatamadıysam da. Ve İde Usîbel muslimu Bi cenabetin fe ve siyabihi. Şimdi iğtisal, yıkanma, tathiru tadhi, siyabihi elbiselerini temizlemek e, demek. Burada bir ize var. Şart cümlesi söz konusu. İze hem zaman e, bildiren zarf olur hem de şart edatı. Peşinden meçhul çatır bir fiil geliyor. Esabe fiilinin kullanımını anlatmazsak sadece cevabını vermek yeterli olmaz. Mesela esabeni bana isabet etti demek. El maradu hastalık. Hastalık bana isabet etti. E, efendim e, Türkçe'de bu hastalandım demek. Ama bunun tam tercümesi bu değil. el maradu hastalık beni vurdu demek. Ama biz hastalandım diye tercüme ediyoruz. Peki usibe be bil maradi bunu ben kendime yani zamirine göre çekimleyeyim. Usiptu bil maradi. Bu da hastalık tarafından vuruldum demek. Fakat hiçbir Türk böyle demez. efendim hastalandım der. Fakat Araplar hastalandım demek istediklerinde Esabenil maradu usiptu bil maradi der. Yani cenabet beni vurdu işte ya da cenabet cenabete yakalandım. Yani cünüp oldum demek. Ama burada evet Müslüman cenabetle vurulursa böyle e, tercüme olmaz. Peki ne diyeceğiz? Müslüman cünüp olursa e, yıkanmalı ve elbiselerini temizlemelidir. Burada neyi soruyor Aleyhi? Aleyhi efendim gereklilik kipini karşılar. Yani meli malı ee, ekleriyle Türkçe'ye yansıtılır. Yeşteriku katılıyor. Yetekaddemu ilerliyor. Yettefiku e, uzlaşıyor, anlaşıyor. Yembegi gerekiyor. Yani melimalı. Yestekricu çıkarıyor. Efendim e, demektir. İstifade ettiğiniz umuyorum. Uzadı kusura bakmayın.